Bunların nezdinde tüm çocuklarımızı, bu şekilde katledilen çocuklarımızı anmak istiyorum. Ve keşke bugün tüm okullarımızda bununla ilgili bir yas ilan edilseydi, günün güne narini anarak başlasaydı okullarımızda. Maalesef Milli Eğitim Bakanlığı böyle bir şeyi düşünüp hayata geçiremedi. Kadınlar öldürülüyor bu ülkede, çocuklar öldürülüyor bu ülkede, hayvanlar öldürülüyor bu ülkede ve maalesef bizler hiçbir şey yapamıyoruz. Kurumlar olarak da, eğitim emekçileri olarak da. Bu komple siyasal iktidarın yarattığı bir iklimden kaynaklı durumdur ve bunun toptan bir şekilde, yani hani Püristan Aptal'ın dediği gibi bozuk düzende sağlam çark olmaz. İşte bunun eğitim bir ayağı, sağlık bir ayağı, hayvan hakları bir ayağı, çocuğa bakışı açısı bir ayağı, kadın hakları bir ayağı. Bunlar aslında komple değerlendirmek gerektiği kanısındayım. Eğitim alanına dair söyleyeceklerimiz de işte bildiğiniz üzere geçtiğimiz Nisan ayında tartışmaya açılan ve ardından da bakan tarafından onaylanan yeni müfredat değişikliği 1, 5 ve 9. sınıflarda uygulamaya konulmaya başlandı. O zaman da zaten temel dersler bazında değerlendirildi. Aynı zamanda genel felsefe üstüne değerlendirme yapıldı. Yeni müfredatın temel felsefesi eğitimi gericileştirmek üstüne. Bunu nereden anlıyoruz? Bilgiyle inancı eş değer tutan bir sistem var. Oysa ki bilgi başka bir şeydir, inanç başka bir şeydir. Bilgi dediğimiz ispatlanabilir, kanıtlanabilir, ölçülebilir bir şeydir. İnanç ise kişinin ne hissettiğiyle ilgili, nasıl yaşaması gerektiğine, hayata bakışı öznel bir durumdur tamamen. Bu ikisini bir kefeye koyup bir eğitim sistemi yaratmak inanca dayalı bir sisteme mutlaka götürecektir bizleri. Çocuklarımızın da bu şekilde yetişmesini sağlayacaktır. Zorunlu din dersleri, ÇEDES, bu sorunlar yıllardan beri söyleniyor, gündeme getiriliyor. Ve maalesef her yıl daha geriye gidiyoruz. Geriye gideceğimizi de düşünüyorum. Açıkçası Püristan Aptal Kültür Derneği Antalya Şubesi'nin bir yetkilisi olarak, tüm yönetim olarak veya derneğimiz adına şunu açıkça söylüyorum ki, bir, zorunlu din dersleri laik eğitimi baltalayan bir şeydir. Ve laik eğitimden yana olan herkes de buna karşı mücadele etmelidir. Fakat bu konuda başta Alevi kurumları olmak üzere sendikalar ve siyasi partiler samimi değiller. Neden samimi değiller? Zorunlu din derslerine karşı bir mücadele, hukuksal bir mücadele yapılabilir. Nedir hukuksal mücadele? Bununla ilgili davalar açmak. Maalesef kendisini Alevi kurumlarının temsilcileri veya sol sosyalist, laik eğitimden yana olduğunu söyleyen sendikalar, partilerin yöneticileri, ya bıraktım üyelerini falan, yöneticileri dahi kendi çocuğunun zorunlu din dersi almaması için mücadele etmiyor. Aptal o heykeline basın açıklamasına gidiyor ama dava dilekçesi yazmıyor. Oysa bizi başarıya götürecek olan o dava dilekçesi. Evet, Aptalos'ta basın açıklaması yapılması gereklidir, yapalım da. Ama karşımızda siyasi iktidarı sarsacak. Ya düşünsenize, bugün Türkiye'de her ilden 50 tane velinin dava açtığını. Bu gerçekten o zaman Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bizim lehimize verdiği kararı ve toplumsal duyarlılığı da arttıracak ve cesaretlendirecek bir şeydir. Ama şimdi veliler ne yapıyor? Siz niye açmıyorsunuz ki? Ya o niye açmıyor ki, ben niye açayım? Benim çocuğumun psikolojisi bozulur diyor. Ona da bir şey diyemiyorsun, o da haklı gerekçeler. Diyorum ya, samimi değiliz. Hiç, yani o konuda Alevi kurumlarını da söylüyorum, sendikalara da söylüyorum. İşte bugün laik eğitim kim diyor? Eğitim sen diyor değil mi? Veya eğitim iş diyor. Ya gidin deyin ki, yöneticilerinin kaç tanesi çocuklarının din dersi almaması için uğraşmış? Yeminle söylüyorum, belki çıkar bir tane, iki tane münferit. Gelin birlikte mücadele edin deseniz, girmezler ona. Bu olduğu için de, bu cesareti gösteremediğimiz için de ben zorunlu din derslerinin mevcut iktidarın istediği şekilde ve daha da gericileştirilerek devam edeceğini düşünüyorum. Maalesef bu konuda iyimser olamıyorum. Gördüğüm manzara bunu gösteriyor. Bunu neye dayanarak söylüyorum? Somut olarak anlatacağım. Geçtiğimiz yıl biz bununla ilgili bir proje başlattık. Tüm Alevi kurumlarını ziyaret ettik. İşte kimisine başkan arkadaşımız gitti, kimisine ben gittim, kimisine işte diğer yönetimden arkadaşlarımız gitti, avukatımızla birlikte gittik. Tüm Alevi kurumlarını bu projenin içinde yer almaz. Artı kendisine sol sosyalist diyen bütün partiler, laik eğitim vurgusu yapan partiler, artı veliler, artı diğer dernekler. Ve işin sonunda kaç kurumluk biliyor musunuz? Veliler 1, Halk Evleri 2, Tahtacılar 3, Püristan Aptal Antalya 4, Püristan Aptal Altınova 5 kurum kaldı. Böyle bir şeyden nasıl bir şey çıkardı? Ve burada söylediğimiz şey şuydu. Zorunlu din derslerine yönelik dava açalım. Bu davalarımızı ortaklaştıralım. Bu samimiyetin olmadığı yerde işte
biz layık eğitimden yanayız. Vallahi çok net söylüyorum, o kadar boş geliyor ki bana. Sen sahada göstereceksin bunu. Bu kararlılığı halka önderlik ederek göstereceksin. Sen bunu yapacaksın ki peşinden diğer insanlar da cesarete gelsinler. Diyor ki çocuğum sınıfta yalnız kalıyor. Peki aynı sınıftan 3 çocuğun o dersten muafiyet için müracaat ettiğini ve muaf olduğunu düşünseniz o çocuklar yalnız kalmayacaklar. O nedenle iyimser olamıyorum. Üzgünüm bunları söylediğim için ama gerçeklik, realite bundan ibaret. ÇEDES ve benzeri projelerde bunun devamı. Aslında sorun da şuna geliyor. Az önce söylediğimiz müfredat olayına. Müfredat tüm derslerin dinselleştirilmesine dayanır. Temel sorun da burada. Ya geçmişte şey derdik biz, zorunlu din derslerini eleştirirken, ya işte din kültürü öğretmeni giriyor, işte yağmurun oluşumunu Mikail'den anlatıyor. Mikail bunların sorumlusudur diyor. Fen bilgisi öğretmeni giriyor, yağmurun oluşumunu bilimsel gerçeklerle anlatıyor. Ve çocuklar da diyor, bu ister istemez bir kafa karışıklığına neden oluyor. Şimdi girecek, belki fen bilgisi öğretmeni de diyecek ki, ya bunun sorumlusu Mikail'dir deyip çıkacak. Gelecek eğitim sistemi maalesef bunu gösteriyor diyorum. Dediğim gibi kısacası bununla ilgili cesaretli olmak gerekiyor. Önderlik yapmak gerekiyor. Bu önderlik de yapılabilir mi? Şu anki gözlemime göre yapılacağını sanmıyorum. Çünkü Alevi kurumlarının, ya bu başka bir tartışmaya gidiyor. Alevi kurumlarının da çok da açıkçası işte zorunlu din dersiymiş vesaire çok da umrunda olduğunu sanmıyorum. Birçoğunun.